Burası şeymiş. Oh. Yazı yok, yazı. Şey yanına geç şimdi. Sarıl onu. Güneş odası var ya, bazıları orada kullanılacak. Tamam. Şöyle yapsak, şuraya bakacağım. Neyi? Şurada çekmişler var. Geç başlarını çekmişler değil. Çalışan önüne geçelim, çekeyim. Kaldın, bebeğim. Yok, şöyle. Şunun üstüne geçsen lazım, daha yok. Yani. Şunu geldi. Üstündeki mizahları da ne bir çok var. Sinan'a bak. Gülmeye ver. Şimdi biz sen ona çek de biz de böyle sen de detay gösterebilir. Bu da mumya sana. Ya bu şey bu yarım gargoyla olacak diye yetiştiremedik bunu. Üst kata. Burada mumya da var. Evet. Hazırlıklar devam ediyor. Son hazırlıklarımızı bu akşam itibariyle bitirmiş olacağız. Yarın da provalara geçiyoruz. Hı hı. Yaklaşık 2 aylık bir süreç oldu bizim için bu hazırlıklar. Sokak boyama kısmı ise yazın başlamıştı. Yani bir 6-7 ay öncesine dayanıyor aslında gerçek hazırlıklarımız bu şekilde. Neler var? Neler hazırladınız bu sene? Bu yıl köyden işte her birkaç yılda bir yeni jenerasyon gelişiyor, büyüyor. Bu yıl onları da işin içine kattık. Gidin dedik büyüklerinizden bir dinleyin bakalım bocuğu. Sizin kafanızda nasıl işte canlanacak? Burada birlikte çalışalım sokak figürlerini, dekor figürlerini diye. Onlar da tabii görevlerini yaptılar. Sonra geldik işte hararetli bir şekilde yaklaşık bir 3 aylık workshop çalışması gerçekleştirdik. Şimdi normalde sahne gösterileri olarak bakarsak olaya onlar akşam oluyor. Eğer onları özetlersem öncelikle bir buraya ait korku hikayelerinden bir bocukla birlikte sunulan bir giriş oyunu olacak. Arkasından gene buradan hikayeler 2-3 hikaye sahneye taşınıyor. Bu ev korkutmasına çıkılıyor 9.30 civarı. Camlar çalınacak. Camlar çalınacak tabii. Herkese önce bir hazırlık süreci vereceğiz. Yaklaşık bir yarım saat 45 dakika falan. Ona çıkıp arkasından geldiğimizde buradan sahneye. Evet, hep buradan herkese her şeyi taşıdık. Bu sefer sahne biraz daha güçlü olacak. Oğuz Berkay Fidan oğlumuz burada. Arkasından yine çok değerli bir oğlumuz. Hem korku filmlerinin aranan yüzü artık Ergin Kılıkçer arkadaşımız da programın sunuculuğunu yapıyor. Yani gelenler korku ve eğlenceye doyacak mı? Kesinlikle. Bu yıl 3... Çamlıca'nın 3 değişik noktasında 3 ayrı sahnede alternatif eğlenceler olacak. Akustik isteyenler akustik sahne olacak. Çok daha korkuya doyacaklar. Korkuya ve eğlenceye tabii ki doyacaklar. Bu sokakları şöyle sok. Tamam. Bu da ne istedikleri? Şefalar. Sen git sonucu. Vallahi zaten normalde her evde kabak pişiyor. Ne kadar kabak pişeceğini bilemiyorum ama insanlar zaten yazın bocuk için çoğu kişi kabağına ekiyor. Birkaç ton mutlaka kabak pişecektir, buna inanıyoruz. Zaten buradaki bütün tezgahlarda da yer alacak. Kabakla ilgili ayrı yeni menüler oluşturuluyor. Ayrıca bocuktaki menüleri de bulabilecekler ince akıtmasına kadar buradaki yerel işletmelerde Çamlıcalı bayanlar tarafından hazırlanan. Ne kadar kişi bekliyoruz? Valla son 3 yıl öncesine kadar üzerine 1000 civarında böyle rakamlar koyarak sayı gelişiyordu. Son 3 yılda sahne gösterileriyle birlikte
her şey değişti. Katlayarak gitmeye başladığını fark ettik. Matematik olarak baktığımızda olaya. İşte geçen yıl yağmura rağmen 20 bin civarında trafik tıkandı, yollarda kaldılar. 20 bin civarında bir giriş oldu. Ama bu yıl için jandarmanın da öngörüsü bize 40-50 bin arası katılım bekleniyor. İnsanları çok çok erken köye davet ediyoruz. 5'ten sonra büyük ihtimalle her ne kadar güvenlik tedbirleri yol için önlemler alınmış olsa da bunu dikkate alarak erken girmelerinde fayda var ve kesinlikle otopark görevlilerini dinlemeleri gerekiyor. Böcü yap böyle. Gel yap bakayım. Köylerin yani köyün genci olarak bir yerden biz de bir şeyler yapmaya çalışıyoruz tabii ki. Boca gelesine bir katkımız olsun. Ben daha çok heykel ve malzeme yardımıyla ilgileniyorum. Onun haricinde elimden geldiğince arkadaşlara fikir vermeye çalışıyorum. Arkamda görmüş olduğunuz mesela şu heykeli dedelerimizden, ninelerimizden böyle dinlediğimiz hikayelerden esinlenerekten aklımıza geldi. Şu şekilde bir şey çıkardık ortaya. Yani inanıyorum ki gelenler bunu beğenecek ve ilk görüşte bir baştan korkacaklar. Ondan sonrası dışarıda bazı heykeller var. Onları görmenizi tavsiye ediyorum. Kabak pişireceğiz. Herkesin önüne, sepasına, önüne elini vereceğiz. Eğleneceğiz. Şarkı barkı söyleyeceğiz. Bu evet. Kadar kızarım. Kabak pişirir, dağıtacak mısınız? Yok. Konuyu komşuyu davet edeceğiz. Kaç yıldan beri kutluyorsunuz Bocuk Gecesi'ni? Yaşımızdan beri. Nasıl kutluyorsunuz? Siz anlatın. İlk ne zaman kutladınız? Nasıl başladı? 1950'lerde esas Bocuk Gecesi olduğu zamanlarda biz evde çocukken tamam mı? O zaman şey yok, bile şarj yok, elektrik, lamba yok, karanlık her tarafımızdan. Bazı kişiler çocukların haberi olmadan bir odada böyle beyaz kıyafet giyip gelip beni de korku. Bizim bir şeyden haberimiz yok da bilen de var, bilmeyen de var. Onu. Şimdi? Şimdi zaten karanlık da değil, şey dediği korku biraz düştü. Yok sayılır. Ama o zaman korkardık, ağlardık bile çocuklar. Şimdi kabak tatlısını biz niye yapıyoruz? Yabancılar şey pişiriyorlar, bakıyorlar, domuz bakıyorlar. Domuzların kotarıları var böyle. Orada onlar zayıflamasınlar diye daracık bir kotarada bakıyorlar onları. Ondan sonra bocuk zamanı geldi mi kesmiyorlar, şişliyorlar tamam. Domuzları. Şişle öldürüyorlar. Ondan sonra çıkarıp kesip yiyorlar. Biz de kabağı pişiriyoruz domuzun kokusu gelmesin bize diye. Türkiye domuz kokmasın. Amaç o. Niye? Amaç o.